Ladies and gentlemen, Eddie Hearn for Matchroom Sport proudly presents 10 rounds of boxing for the vacant WBC International Heavyweight Championship. Evet sevgili izleyiciler, meslektaşımızın anonsunu duydunuz. Bayanlar baylar, uluslararası WBC'nin kemer mücadelesine, dünya kemeri mücadelesine hoş geldiniz dedi. Son olimpiyat şampiyonu ringde ve heyecan başlıyor. Kanal Türk ekranlarında doyumsuz bir mücadele için hazırız. Birbirinden zorlu karşılaşmalar sizleri bekliyor demiştik. İlkini izlediniz. Lee Selby rakibini knockout etti sevgili izleyiciler. IBF final elemesinde Kazakistan doğumlu ekranlardaki az önceki boksör Denis Baktov Rus. From England, Richie Davis. From İngiltere, İskoçya ve Belçikalı hakemler masa hakemleri olarak görev yapıyorlar. Hepsi de tecrübeli isimler. The action begins. The man in the middle, the man in charge is referee Mr. Ian John Lewis of Gillingham, England. Ian John Lewis, sevdiğimiz bir arkadaşımız aynı zamanda. Kendisiyle defalarca buluştuk. Türkiye'ye defalarca geldi. Tam bir Türkiye hayranı, onu söyleyebilirim. Fighting out of the red corner, wearing the red trunks, trim with white weight in a 16 stone. Denis Baktov, kariyerinde çok çok önemli başarılar yakalamış bir isim. Hiç kazanamaz dediği dönemde Stefan Kreshman'ı nakavt ettiği kraltta ve Stefan Kreshman'ın hayatını kararttı diyebilirim. Ve belki de daha da önemlisi, bu unvanın daha önce de sahibiydi Denis Baktov. Belki yıllar sonra yeniden bu gece unvanı geri kazanmış olacak ama işi çok zor. Denis Baktov protesto ediliyor tribünlerde. Ladies and gentlemen, here he is. Şimdi 8 maç, 8 knockout. Olimpiyat şampiyonu Joshua tanıtılıyor. Undefeated. 8 contest. 8 wins. All inside the scheduled distance. He comes to the ring as a two-time ABA champion. And the winner of the coveted Olympic. Gerçekten çok zorlu bir maç serisi devam ediyor Kanal Türk ekranlarında hem de canlı yayında. AJ Anthony Joshua. Her maçı olay sevgili seyirciler. Hepsinden knockout ediyor rakiplerini. Müthiş bir adam bu Anthony Joshua. Zamanı yeter mi bilmiyorum ama Klitschko'larla karşılaşmaya. Özellikle Vladimir'le, Vitali bitirdi zaten kariyerini. Vladimir'le şimdiden zaten sparringler yapıyor. Bilgen ve bu konuda elde ettiği tecrübelerden dolayı da çok mutlu olduğunu söylemişti Anthony Joshua. Hazırız. Zorlu maça hazırız sevgili izleyiciler. Kendinizi bütün maç boyu koruyun dedi ve dikkatli olun dedi yani John Lewis. Yani aslında bugüne kadar hep duyduğumuz şeyleri tekrarlamış oldu. Ha, bu önemli ama kafa hakem. Kafaya tokuşmaktan, dirsek atmaktan kaçının diyor. Yapmayın bunları diyor. Son olimpiyat şampiyonu artı 91 kiloda olimpiyat tabiriyle yani süper ağır siklette altın madalyalı Anthony Joshua kariyerinde ilk kez şampiyonluk maçına çıkıyor bu gece. Denis Baktov'un 25 nakavtu bulunuyor. Anthony Joshua'nın 8 maçta 8 nakavtu var. 47 maçlık kariyere sahip Denis Baktov ilk maçını 1999'da yapmıştı. Anthony Joshua henüz 10 yaşındayken. Bir sağ direk geliyor Joshua'dan. Boy farkı zaten ortada. 1.98 boyunda Anthony Joshua sevgili izleyiciler. Denis Baktov ise 1.80. Arada 18 santimetrelik boy farkı var. Midesine Baktov bir sol direk. Rakibinin direklerinden uzakta kalmak durumunda erken yıpranmamak için. Matt Skelton, değerli izleyiciler, Joshua karşısında çok fazla direnememişti. Konstantin Irish de aynı şekilde 3. round'da knockout oldu. Bakalım 9. maçında 9. knockout gelecek mi? Ve daha ilk round'da rakibine ağır yumruklar vuruyor. 12 round. Az önce müthiş bir heyecan izledik. Ve şimdi de 10 round'luk bir maç bizlerle ağır siklette. Uluslararası WBC'nin kemer mücadelesi bu. 3 numaralı kemer WBC'de. Bu kemer son olarak Tekirdağ'daki karşılaşmada Tony Thompson'a aitti. Solis'i yendiği maçtan sonra. Onu da hemen hatırlatalım. Sonra gümüş kemer maçına çıktı.
orada gümüş kemer maçına çıkınca o kemeri boşa çıkarttı. O boşa çıkan kemer şimdi burada. Goldrek. Ve sol kaşında bir patlama var sevgili izleyiciler. Daha maçın hemen başında Anthony Joshua'nın yüzündeki gülümsemeyi ekrana getirmesi gerekir yönetmenin, İngiliz yönetmenin. Yani İngiliz yaptığı işten zevk alıyor gibi şu anki anda görüntü o. Denis Bakhtov da ilk roundda rakibi karşısında ağır darbeler aldı sevgili boks severler. Bu gece uzun bir gece. Birçok maç daha var. Ekranlarınıza girecek. Londra'da heyecan dorukta. O iki arenadayız. Floyd Mayweather'ın İstanbul'a gelme görüntüleri Part 1 yayınlandı bu akşamın başında. Yine olacak. Ve Joshua'dan sert yumruklar sürüyor sevgili izleyiciler. Tribünler ayakta. Son saniyeler. Birinci round'da nakat mı geliyor? Joshua banyo gibi yumruklarla Denis Bakhtov'un üzerine gidiyor. Rus boksör ayakta. Kariyerinin en kötü yenilgilerinden bir tanesini Sinan Şamil Sam yaşatmıştı ona. Denis Bakhtov'a. O sahip olduğu yuvanı da boksörümüze kaybetmişti o karşılaşmayla. Bu kemerin eski sahibiydi. İlk round tamamlandı ve köşelere geçiyorlar. İlk round'un mutlak kazananı tabii ki Joshua sevgili izleyiciler. Ama buradan sonra ne olur? Yani Denis Bakhtov en azından rakibi karşısında ilk round'u tamamlamayı başardı. Yani köşesine gitmeyi başardı. Bu onun için bence bu round'daki en önemli kazanım. Belki de tek kazanım. Yani rakibinin direkt yumruklarından bir türlü maça giremiyor Bakhtov. Bu da normal çünkü kendi karşısında gerçekten çok güçlü, çok dinamik bir rakip var. Mardin'den kabile reisi 74. Nicky ile 60. Bu maç 6. round'u görmez demiş. 6. round'u görürse, yani 5'i görürse süper olur. Yani Bakhtov'un işi gerçekten çok zor şu an itibariyle görüntü o. Ama belki Joshua burada köşesiyle ne konuşuyor onu bilemiyoruz. Çünkü onun da tecrübe kazanabilmesi için fazla roundlara ihtiyacı var. Yani erken bu karşılaşmayı bitirmek onu nasıl etkiler onu da bilmiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Neticede maçı bir strateji işi bu Bilgen. Tank gibi bir adam diyebiliriz. Nijerya asıllı İngiliz boksör için sevgili izleyiciler. 91 kiloda Londra Olimpiyatlarında şampiyonluk kazandı. Hem de kimi yendi biliyor musunuz? 2008 Olimpiyat şampiyonu İtalyan Roberto Camarelli'yi yendi. Ve şimdi Joshua profesyonel kariyerinde de yine balyoz gibi yumruklarla rakiplerinin üzerine gidiyor. Bir tane sağ direkt çok net. Aparkat, sol köşe, sağ köşe. Rus boksör sallanıyor. Sağ direkt şimdi bir tane de. Ya buradan çıkması İngiliz çok çıldırdı. Zor. İngiliz çıldırdı. Müthiş yumruklar atıyor. Rus boksör yatıyor. Yani John Lewis araya girmeye çalışıyor. Şu an Bakhtov'u dikkatle izliyor John Lewis. John Lewis evet. Bitirdi. Bitirdi. Ve maç bitti sevgili izleyiciler. No pain, no gain derler değil mi? Yani sporcu sağlığı her şeyden daha önemli ama bu Joshua'nın karşısında Bakhtov daha fazla devam edemezdi. Hiç acıması yok. Konstantin Ayrış'ı 3. round'da darba duman eden ve şimdi de Denis Bakhtov'u yerle bir eden Joshua'yı izledik sevgili izleyiciler. Tekrar izlemek istiyoruz pozisyonu ve şimdi yanına gidiyor. Görüyorsunuz İngiliz çıldırdı. Tekrar bekliyorum pozisyonları. Ağır darbeler vurdu gerçekten. Anthony Joshua birkaç gün sonra yeni yaş gününü kutlayacak ve bu yeni yaşına da şampiyon olarak giriyor. Ve bu geceyle ilgili de şunu söyleyeyim Bilgehan. Bu gece Londra'da O2 Arena'dayız ve O2 Arena Joshua'nın ilk kez profesyonel olarak ringe çıktığı yerdi. Ve ilk kez profesyonel olduğu yerde ilk şampiyonluğunu da kazanmış oldu. Sevgili izleyiciler işte görüyorsunuz pozisyonu. Dedim ya 2008'de olimpiyat şampiyonu olan ve 2007'de 2009'da dünya şampiyonu olan Roberto Camarelli'yi bile mağlup etmişti ve o şekilde şampiyon olmuştu değerli izleyiciler. Ve
o olimpiyat şampiyonluğunu kendi ülkesinde İngiltere'de Londra'da kazandı. Bizim atletizmde dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu kazandığımız 2012 olimpiyatlarında aynı anda hem altın hem gümüş elde ettiğimiz. Boksta da işte bakın, Türkiye boksta madalya kazanamamıştı ama puan olarak puanlar yapmıştı 2008'e göre. İşte bakın burada arka arkaya nefis yumruklarla rakibini böyle darmadağın etti. Şimdi birazdan ekranlarınıza bir tanıtım getireceğiz sevgili izleyiciler. O tanıtım gelecek hafta hangi yayını izleyeceksiniz? Bedri Hariri'nin maçı var. Bedri Hariri ringe çıkıyor. Ve rakibi kim biliyor musunuz? İşte Tarık Solak'ın hatırlarsınız. Tüm Türkiye'ye tanıttığı dünyaca ünlü Patrice Quarteron karşısına çıkıyor. Olağanüstü bir maç olacak. Patrice Quarteron, Bedri Hariri maçı tam bir hafta sonra cumartesi gecesi sizlerle birlikte olacak. Bizim yayınımız devam ediyor. Birbirinden zorlu kapışmalar o iki arenada Londra'da devam edecek. Nasıl keyifler? Umarım her şey yolundadır. Twitter'da Boks Gecesi Kanal Türk yazın ya da M. Bilgehan Demir Twitter adresinden yorumlarınızı gönderin. Lütfen okuyalım burada. Instagram'da da varım. Orada Bilgehan Demir olarak yorumlarınızı gönderin Instagram'da. The new WBC International Heavyweight Champion from Watford, England, AJ Anthony Joshua. İşte kemerinin takılmasını da bekledik sevgili izleyiciler. Müthiş heyecanlar devam ediyor Kanal Türk ekranlarında. Ve Joshua'yı bir daha ne zaman izleyeceğiz diye çok yorum var. 22 Kasım'da yine Kanal Türk ekranlarında. Evet, bu kez de İngiltere şampiyonluğuna ulaşabilmek için final eleme maçını Michael Spott yapacak. Tecrübeli bir İngiliz ve onu da yenerse kimin rakibi olmaya kazanacak? David Price'ın. Tommy Martin, Matityuv, Chiu mücadelesi de az sonra ekranlarınızda olacak sevgili izleyiciler. Heyecan dorukta.